Türkçe cümle kalıpları içine girmiş İngilizce kelimeler kafa karışıklığı yaratmaktan öteye gidemiyor. Türkçemizde son derece güzel betimlemeler varken İngilizcelerinin kullanılması sizce de çok garip değil mi? Coffee shop diye geçiyor. Kahvehane demiyoruz. Kafe desek yine kahvede, kafede Türkçe'ye yabancı bir kelime. Burada bize satılan şey esasında yabancı özendiğimiz batı şeyini satıyorlar bize. Biz de parayla gidip alıyoruz. Kruvasan bize ait değil. İşte oradaki muffinler bize ait değil maalesef. Cupcake'ler bize ait değil. Chocolate chip cookie'ler bize ait değil. Şeylerin isimleri bize ait değil tabii ki. Garson Ispartalıyken bir İtalyan restoranında İtalyan kostümüyle servis yapan ve İtalyanca konuşmaya çalışan bir garson bana saçma geliyor. Çünkü garson Ispartalı ve olay ne yazık ki Beyoğlu'nda geçiyor. Yani çok saçma. Yani dolayısıyla bir şeyleri yaparken demiyorum ki her yer şey olsun işte nasıl diyeyim halamın börekçisi bilmem nenin gözlemecisi olsun demiyorum. İtalyan mutfağı da lazım ama biz Türk olarak mı servis yapabiliriz? Yani onu illaki bir özenti haline çevirmek isimlerini öyle yazmak çok manalı gelmiyor. Teyzem aradı dedi ki oğlum enişten hastalandı hastanede. Ya nerede hastanede? İşte bir ilçede hastane. Orada hastane olsa olsa bir tane özel hastane falan. Bulurum dedim. İsmini ifade edemedi bana. Oğlum söyleyemiyorum dedi. Gittim. Orada da 3 tane hastane varmış. Sonra araya İbn Sina'nın İngilizce söylendiği ismini İngilizce yazıldığı bir hastane. İsim niye konulur? Ya bakın anlatamıyor ya. Reklam açısından da kolay söylenmesi önemli değil mi ya? Yani akla zarar yapılan doğrusunu söylemek gerekirse. Efendim işte biz Avrupa Birliği'ne giriyoruz. İyi girelim. Avrupa Birliği'ne giriyoruz demek dinimizi, dilimizi dışarıda bırakarak girecek halde değiliz ki. Bakın Avrupa Birliği ülkelerine gidin. Hep anlatılır. Fransa'da hatta Fransızca'nın konuşulduğu Kanada'nın bir bölgesi var, Kepek mi diyorlar ne? Orada siz İngilizce konuştuğunuz zaman herhangi bir markete, mağazaya girdiğiniz zaman oradaki sekreter sana, tezgahtar sana cevap vermiyor diyorlar.